Artan telefon fiyatları ile ilgili sohbet ederken sohbet şöyle bir noktaya bağlandı. Bugün yaklaşık 6000 bin lira cebinde para olan biri gidip sıfır bir telefon alması mı daha mantıklı? Yoksa ikinci el seçeneklerinden eski iyi telefonları değerlendirmek mi daha mantıklı noktasına geldik? Ve ben bu soruya cevap olabilmesi için birkaç telefon belirledim aklımda. Onlardan biri iPhone 10. Bu arada sevgili Lütfi ile de pişti olmuşuz. Dün çok benzer bir video yayınlamış ama... Gerçekten ondan görüp bu videoyu çekmiyorum. Kendisine de selamlar olsun. Yaklaşık zaten cihaz bir haftadır falan bende. Bunun gibi birkaç farklı modelle daha 2022'de kullanmak ki daha önce yaptığım bir seriydi zaten. Videolar yapacağım. Bu videodaki sorumuz ikinci el yaklaşık 6000 lira harcayıp bir iPhone 10 almak mı daha mantıklı? Yoksa bugünün fiyatlarıyla sıfır bir telefon almak mı mantıklı? Gelin hep beraber bu soruya cevap arayalım. Videoya geçmeden önce bir teşekkür etmem gerekiyor. Bu videoyu çekebilmem için bana bu cihazı sağlayan sevgili Tekno çok teşekkür ederim. Kadıköy'de böyle boğaya çıkarken Söğüt başında 5 katlı devasa bir yerleri var. Hem işte telefon ve diğer aksesuarların satışını hem de tamir işlemleri vesaire yapıyorlar. İşiniz düşerse aklınızda olsun. Kendilerine teşekkür ederim bu cihazı bu videoyu çekebilmek için, bana sağlıkları için. Şimdi konuya fiyat konusuyla başlamak istiyorum. Çünkü Evet Türkiye'de şu anda ciddi bir enflasyon var. Dolar artışından sonra sadece telefonlarda değil hayatımızda olan hemen hemen her şeyde çok ciddi fiyat artışları görüyoruz. Ama o fiyat artışlarını bir kenara bırakıp bugün işte sıfır telefon almak isteyen biri gibi hepsi burada ya işte Amazon'a girip 5000 lirayla 6000-6500 lira arası cihazları sıraladığımda akla mantığa uymayacak modellerin satıldığını görüyorum. Mesela Samsung'un Galaxy A70'i yani kaç sene önceki telefon bugün bilmeyen birine 6000 liraya satılıyor ve inanılmaz mantıksız bir tercih. Yeni telefonlardan da fiyatını çok saçma bulduğum modeller var. Poco'nun M4 Pro'su mesela. M serisi bir Poco 6000 liranın üzerinde satışa çıktı. Onunla alakalı ayrı bir video gelecek. Burada gazımı alamam o fiyatla alakalı yorumlarla. Ona ayrıca bir video çekeceğim. Mesela benim çok beğendiğim ama o fiyatlarda beğendiğim, hani eski fiyatlarıyla beğendiğim Poco X3 Pro, Redmi Note 10 Pro gibi orta düzeyin güçlü telefonları, evet iyi telefonlar zamanında çok överek tavsiye ettiğim telefonlar ama 6000-6500 liralara çıktığımızda artık o önerdiğim telefon klasmanında olamıyorlar. Sadece birkaç mantıklı model kaldı bu seviyede alınabilecek güncel. İşte M52 5G gibi zaten videosunda çekmiştim daha önce. O sebeple aslında bu sorunun cevabını aramak bence daha da mantıklı. Tabii ki iPhone 10 neredeyse 4 yılı geçmiş 5. yılını dolduracak bir akıllı telefon ama akıllı telefon piyasası son yıllarda o kadar da büyük geliştirmeler sağlamadığı için bugün çoğu noktada ikinci el eski üst düzey bir telefon almak daha mantıklı olabiliyor. Tabii ki bu videoda iPhone tekrardan incelemeyeceğim ama 2020 şartlarında ben telefonu kullandım, testlerimi yaptım ve bu yıldaki şartlara göre neler düşünüyorum onlardan hızlı hızlı bahsedeceğim. Tasarım noktasında bence bu telefonun 2022 yılında çok bir eksiği yok. Zaten çelik kasa, ekran kasa oranı olarak evet günümüzün iPhone'larına göre çentiği biraz büyük ama gayet iyi. İşlevsellik anlamında gayet güzel bir stereo hoparlörü var. Onun dışında genel tasarım hatları vesaire bugünün şartlarını bence sonuna kadar karşılayan, tasarım anlamında herhangi bir problemi olmayan bir cihaz. Ekran konusunda OLED panel kullanıyor ki zaten biliyorsunuz. Yani orta düzey telefonlarda da yeni nesil, üst düzey telefonlarda da IPS LCD yerine AMOLED veya OLED tabanlı ekranlar istiyoruz ki işte siyahları daha gerçek göstersin. Başka konularda avantajları olsun vesaire. Bu telefonda da var eksi olarak malumunuz son dönemde çok fazla yüksek tazeleme hızına sahip akıllı telefonlar görüyoruz. Eğer çok fazla oyun oynayan ve oynadığı oyunu yüksek tazeleme hızıyla oynamak isteyen biriyseniz evet bu sizin için önemli bir eksi nokta olabilir ama gündelik bir kullanıcı için çok ölüm kalım özelliği mi bence değil. Gayet olmasa da olur. 60 Hz'in herhangi bir problemi yok ama güncel telefonlara göre eksi bu. Onun dışında ekranın hani panel kalitesi, parlaklığı görünümü, işte bir şeyler izlerken ki size sunduğu deneyim vesaire hiçbir fark yok. 2022 yılında da gayet üst düzey iyi bir noktada e, özellik alıyorsunuz, iyi bir deneyim alıyorsunuz. Performans konusu çok önemli. Şimdi performans konusunda hani Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. iPhone modelleri biliyorsunuz daha farklı bir noktada yer alıyorlar. Çünkü zaten iPhone modelleri çıktıklarında en iyi amiral gemisi seviye işlemciyle geliyorlar yazılım desteğiyle çok uzun yıllar herhangi bir problem olmadan kullanılabiliyorlar. Bugün iPhone 6, 6s bile hala kullanan var ki kaç sene oldu çıkalı. Doğal olarak iPhone 10'da da benzer bir durum görüyoruz. Siz bugün 4-5 sene önce çıkmış çoğu Android telefonu aldığınızda performans olarak problemler yaşayabilirken iPhone modelleri onlara göre çok daha iyi sonuçlar veriyor. Mesela ben iPhone 10'la Genshin Impact oynadım ki bugünün mobil telefonları en çok zorlayan mobil oyunlarından biridir. Orta ayarlarda ara ara FPS drop'ları olmasına rağmen ben Genshin Impact e oynuyorum. Bu telefonda oynayabilir miyim diyen biri için cevap evet oynayabilirsiniz. PUBG Mobile'a e baktığımda HDR grafik ayarında aşırı yüksek kare hızında hiçbir takılma olmadan oyun oynayabiliyor musunuz? Oynayabiliyorsunuz. Güncelliğini kaybettiği ve eksi olduğu iki noktası var bu konuda. Bir, telefon güncel cihazlara göre daha fazla ısınıyor. Ben telefonu kılıfsız kullandım. Elimde bir kılıf yoktu. Arka bölümü oyun oynarken 5. 6. dakikadan sonra ısınıyor ciddi şekilde. Ve bunu hissediyorsunuz. Bir de pil konusunda ayrıca değineceğim ama bu telefonda özellikle oyun gibi performans gerektiren bir şey açtığınızda pil hortumlanıyor. Yani bildiğim bir saat oyun oynuyor, oynuyorsun %20 %25'e varan parlaklığında yüksekse pilin gidebiliyor. Gördüğüm en büyük eksi noktası bu. Bir diğer konuşmamız gereken önemli konu kamera. Genel kamera deneyimi, fotoğraf ve video anlamında hiç 4-5 sene önce çıkmış bir akıllı telefon demezsiniz. O kadar net, temiz. Bir eksiği var. Telefonda gece modu yok. Bu da eğer gerçekten düşük ışıklı bir alanda fotoğraf çekmeniz gerekiyorsa uzun pozlama yapamadığı için telefon grenlenmenin, kirlenmenin daha fazla olduğu fotoğraflar ortaya çıkıyor ama çevrenizde bir sokak aydınlatması vardır. işte dükkanların oluşturduğu bir aydınlatma vardır. O zaman ana kameranın kalitesi iyi olduğu için net, düzgün gece fotoğrafları çekiyor musunuz? Çekiyorsunuz. Bir de bence eğer bir telefon alırken video çekmek hep söylüyorum bunu. Sizin için önemli bir noktaysa iPhone modellerinin video performansı, akıcılığı hani düzgün çekebilmesi adına her zaman bir adım önde oluyor. Bugün 6000 liraya alacağınız 01 Android telefona göre iPhone'unun video performansı çok çok daha iyi. Zaten çektiğim fotoğraf ve video örneklerinde ekranda görüyorsunuz. Eksi olarak hani çok yardımcı kamerası yok. Bugün işte ekstra zoom yapabilen, geniş açı çekebilen, işte makro çekebilen kameralar varken burada daha çok ana kamera özelinde konuşuyoruz ve ben zaten genellikle hani baktığımda insanlar işte Instagram'a story atayım, Instagram'a fotoğraf çekeyim istediği için ana kamera performansı belirleyici oluyor. iPhone'unun da 2022 şartlarında ana kamera performansı gayet dişe dokunur, güzel sonuçlar veriyor. Telefonu kullanırken en gördüğüm eksi biraz önce de söylediğim gibi pil konusuydu. Çok ciddi şekilde hani böyle akşam saatlerini anca gördüm. Oyun falan oynadığınızda dediğim gibi hani pil ciddi şekilde hortumlanıyor. Benim kullandığım iPhone 10 modelinde %83 civarında bir batarya sağlığı var. Tabii ki aldığınız ikinci el modeline göre değişecektir ama büyük ihtimalle 2022 şartlarında yaşayacağınız telefonla alakalı en büyük problem pilin yetersiz olması olacaktır. Orada ya hani powerbankle gezeceksiniz ya da ben zaten sık sık şarj ediyorum bana çok sorun olmaz diyen biri olmanız lazım. Orada tercih sizin 2022 şartlarında dediğim gibi en büyük eksiği pil. Genel toplamda baktığım zaman videonun başında sorduğumuz soru Ya cevap verecek olursam 6000 liraya bugün o kadar saçma modeller satılıyor ki onları almaktansa temiz, pil sağlığı çok kötü olmayan ikinci bir iPhone, ikinci el bir iPhone 10 veya bazı noktalarda daha mantıklı olabileceğini düşündüğüm iPhone 10R modelini almak daha mantıklı mı? Evet, mantıklı. Artılarını, eksilerini bilip en azından eski bile olsa bir amiral gemisi kullanmak bana makul geliyor. Bunun da sebebi gerçekten baktığımızda 2-3 yıldır çıkan akıllı telefonlarda öyle yabancıların işte breakthrough dediği, bütün kullanım alışkanlıklarımızı değiştiren katlanabilir denemeleri hariç bir yenilik yok. Yani iPhone'unu anlatıyorum işte 5-6 dakikadır. Çoğu özelliği günümüz standartlarına uyuyor. İşte bir ekran tazeleme hızı furyası var o yok. Kamerada ekstralar hep geliyor yeni modellerde o yok vesaire ama ben iyi bir telefon, hızlı bir telefon kullanmak istiyorum. İşte kamerası yeterli olsun, tasarım şöyle olsun böyle olsun diyen biri için hala güncelliğini koruyor mu, hala güzel bir şekilde kullanılır mı? Evet kullanılır önümüzdeki videolarda bulabilirsem bir tane aklımda Android telefon var. Şimdi söylemeyeyim ne olduğunu. Bence ikinci el olarak alıp bu şartlarda kullanmak yine çok çok daha mantıklı olabilecek bir model. Onu da eğer temin edebilirsem temin edeceğim, kullanacağım, testlerimi yapacağım ve 2022'de kullanmak olarak ayrıca bir videoda sizlere anlatacağım. Lütfen siz de bu video ile alakalı kendi fikirlerinizi, yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.